Samburun'la hayvanlarına yem yapmak için ekmiş olduğu yulafı işte biçmeye çalışıyor. Ama maalesef bir karış olan yulaf da kuraklığın gelmiş olduğu nokta şu anda gözlerine seriyoruz. Ve çiftçi işte perişan. Ama geldiğiniz noktada kuraklığa kulaklarını tıkayan bir iktidarı görüyoruz. Ve diyoruz ki tüm Türkiye'de acil tedbir olması lazım. Ve ineklerine yem olarak yedirecek olduğu yeşil otu işte görüyorsunuz birer karış veya işte bir karıştan daha aşağıda olan bir üründen nasıl balya yapacak ve hayvanla yedirecek biz soruyoruz. Hem hayvancılık tehlikede hem de bitkisi örtümüz tehlikede bir an evvel tedbirin alınması lazım, planlamanın yapılması lazım. Planlama yapmayan iktidarın, evet planlamayı kapatan iktidarın işte gelmiş olduğu en güzel örneği Denizli'de görüyoruz. Acıpayam'da görüyoruz ve hem senin iklim tarlalarında, buğdayda tehlike çanları çalıyor. Arpa'da tehlike çanları çalıyor. Yulaf'ta aynı şekilde. Yani bir an evvel kulaklarınızı açın ve araziye çıkın. Arazi SOS veriyor. Buradan SOS'i duymalarının için saraya ne yapmamız gerekiyor ben merak ediyorum. Planlama yapılsa, ona göre bir ekim takvimi belirlense, sulama takvimi belirlense bugün aynı şeyi siz yaşamayacaktınız. Bu arada Sayın Genel Başkanımızın da siz çiftçilerimize çok selamları var. Denizli yöresinde ve Türkiye genelindeki kuraklık kaynaklı tarımsal sulamadaki sorunlar ve ürün kaybını biz kendisine ilettiğimizde milletvekili heyetlerimizin tarım komisyonumuzu ki Sayın Vekilim Tekirdağ milletvekilimiz ve tarım komisyonumuz bugün yine İzmir milletvekilimiz Kıvamyon karşısındadır Denizli'de. Konya'da, Aydın'da, Karaman'da, Diyarbakır'da, Şanlıurfa'da da genel başkanımızın talimatı vekili görevlendirildi. Sizin gibi sulama kaynaklı sorun yaşayan ve üretim kaybı yaşayan çiftçilerimizi ziyaret ediyoruz. Bunları raporlandıracağız ve iktidara sizin bu dönem uğradığınız zararların ne olduğunu, ne kadar olduğunu, bunun için ne yapılması gerektiğini ve 2022 yılında da nasıl bir planlama yaparak aynı zararın tekrarlanmaması için sizlere nasıl destek verilmesi gerektiğini raporlandırıp iktidardan bunları sizin adınıza biz talep edeceğiz. Sayın Gülde, buraya her sene şey var, işte baraj meselesi var. Hı hı. Her seçim döneminde buraya baraj projesi çıktı diye söyleniyor yani. Seçim vaadinden öteye gitmiyor mu baraj? Gitmiyor yani. Her zaman işte ihale çıktığı çıkacak. Hı hı. Yani Acıpayam Ovası'nda en fazla suyun aktığı yer burasıdır. Hı hı. Eşelerdeki olan, Eşeler suyunun olduğu yerde. Hı hı. Buraya ciddi manada su her zaman yazın da akar aslında yani suyu sulamaya kullanılıyor. Gerçi de yaz kış akıyor. Bu suyun kesinlikle tutulması lazım. Bu su tutulmadan buralara hiçbir şey olmaz. Bu Yapraklı'daki barajla bu şeyleri doldurmak mümkün değil kanalları. Yani en güzel burayı her seçimde buraya mutlaka vaat var. Ama biz yani sizin yapmanızı istediğimiz şey bir daha tekrar dillendirin. Yani bu önemli bir durum çünkü. Acıpayam'da en fazla suyun olduğu yer burası. Etrafta 6-7 tane gölet yapılmış. Ama burası duruyor. Susuzluktan yine buralarda. İşte susuz. Su var yani, ama şey. Tutulmuyor tabii ki. Bir de her tarafta bir sürü gölet yapmışlar. Hı hı. Aslında yatırımın yapılması, gerçek yatırımın yapılması gereken yer burası. Çünkü suyun en fazla olduğu yer burası yani. O, başka bir şey daha var. Bakınız az önce beyefendi de söyledi. 180 53 bin hektar alanabilir arazi ama şeyi yapmışsın göleti ama sen o göletteki suyu aktarılacak sistemi yapmamışsan, kapalı devre sistemlerini kurmadıysan o oranın kimseye faydası yok. Şimdi diğer bir konuda Cumhurbaşkanı açıklama yapmayacak. Hayır buraya 8 tane borç ödenecek. Ya borcu ödenecek de faizle borç ödedikten sonra anlamı yok ki. Bu göleti doldurmak, bu kanalı doldurmak için yeni 8 tane yeraltı suyu açtılar. Yani su olmadığı için şimdi bir de onun yatırımı var yani. Buradaki su olmadığı için buraya 7-8 tane sondaj kurdular. Onu suyu şeye kanala akıtmak için. Aslında 7-8 sondajın maliyetiyle oraya baraj yapılırdı. Tabii sorun gökten yani, çözülmüş yani, olurdu. Tabii ki öyle olması lazım. Olması gereken şey. Su gerçekten yani boşu boşuna akıyor. Yazda akıyor, kışta akıyor. Yani buranın planlama yapılması lazım. Doğru planlama yapılması gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Emeğimiz için çalışıyoruz. Andığımızın ter için. Ama karşılığını alamıyoruz. Açıkçası. Ne istiyorsunuz? Özgürlük istiyoruz. Hı hı. Hürlük istiyoruz. Allah'ım çok şükür. Özgürlük istiyoruz yani. Herkes özgür olsun. Herkes ekmeğinin peşinde. Çorun çocuğunun peşinde. Basılmayalım. Hı hı. Basılmayalım yani. Herkes emeğinin karşılığını alsın. Kaç para yiyor mu ya? 100. Allah bereket versin. Hı hı. Allah bereket versin. Tamam. Bana vereni de alanı da zor yani. Tamamdır. Bravo, şimdi kendime yaptım. Hayır.
Teşekkür ederim.